Şimdi Asacık Musa köyündeyiz. Burası işte mera olup da şimdi fabrika yeri için kazılan alan. Şu an görüyorsunuz. Şu ağaçların aynılarından burada daha fazlası varmış. Onlar şu anda hepsi gitti. Mesela bir tane kalan kök. Yani arkadaşlar diyor ki bunun kaç yüzyıllık olduğu belli değil diyor. Çünkü gövdesinin kalınlığına bakarsanız şurası kökleri. Bu ağaçlar bunun gibi onlarca ağaç buradan kesilip atılmış. Böyle bir katliam var burada. Ve dediğimiz gibi yine konut alanının içerisinde ve insanların burada, işte burası hayvancılıkla geçinen bir yer. Zaten insanlar gurbette. Ve işte hiç olmazsa hayvancılık yapanların otlatacağı, hayvanlar otlatacağı bir mera vardı. O mera da ellerinden bu şekilde alınmış oluyor. Evet. Kaç ilave bir şeyimiz var mı? Hayvancılıktan ziyade burada yaşlılarımız var, hastalarımız var, engellilerimiz var. Tabii o da var elbette. Burada semalar yapmak, mesela bayramlar. Dik alan olarak da, güzel alan olarak da, değil mi? O şekilde kullanılmış. Ziyaretler, mevlütler, cenaze olmaz. Yani her türlü toplu yapılan. Aynen. Cemiyet faaliyetlerinin de yapıldığı bir yer. Eski hali. Orada elde gitmiş. Tamamen bir yeşillikti burası böyle. Şu ağaçların aynılarından diyor burada çok daha fazlası var. Vardı diyor. O ağaçlar gitmişti. Bir tanesinin kökü de burada duruyor zaten. Fabrikadan sonraki süreç hiç muamma. Ne olacak bir? O da belli. Orada yeşillik bir sistem sağlanacak. Ama yarısı ile ilgili. Gel bakalım. Çekil arkamızda. Kapatıp çekelim.